Kablosuz kulaklıklar malumunuz artık birçoğumuzun vazgeçilmezi oldu. Sizlerden gelen sorulara baktığımda neredeyse telefonlar kadar hangi kulaklığı alsam sorusunun da sorulduğunu görüyorum. Bir de tabii benim en çok hangi kulaklığı kullandığımı soruyorsunuz. Evet, çok fazla kulaklık deneyimliyorum. Kutusunu açtığımdan bu yana çok sık kullandığım bir kulaklık var. O da Galaxy Buds 2. Dolayısıyla bu bölümde Buds 2 ile ilgili bu 5 aylık deneyimimi, sevdiğim ve sevmediğim yönlerini özetleyeceğim, mikrofon testlerini paylaşacağım ve sizlerden en çok gelen soruları yanıtlayacağım. Bu kulaklıkla eş zamanlı olarak Buds Pro, AirPods Pro ve AirPods 3. nesil kulaklıkları kullandım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki dışarı çıkarken yanıma aldığım ya da spor yaparken kullandığım kulaklık her seferinde Buds 2 oluyor. Bunun iki önemli nedeni var. Bir de üçüncü bir neden var. O da sizin için eminim önemli bir neden olacak ama önce ilk iki nedenden bahsedeyim. Sonra sizin tercihinizi etkileyeceğini düşündüğüm üçüncü nedene de geçeceğiz. Benim açımdan benim kararımı etkileyen ilk önemli neden tasarım. Tasarım tabii ki çok göreceli bir konu. Zaten bu kulaklıklara, kablosuz kulaklıklara baktığımızda genelde tasarımsal olarak benzerlikler görüyoruz. Fakat ayırt edici detaylar var ve markaların tasarım diline göre bu detaylar ön plana çıkıyor. Samsung'un kulaklıklarının çıkıntısız yapısı bazı durumlarda avantajlar sunuyor. İşte kıyafet değiştirirken spordan geldin bir anda çıkarıyorsun. Yağmurlu bir havada başlığını takıyorsun ya da işte maske takıyorsun çıkarıyorsun. Eğer burada bir çıkıntı varsa ona takılabiliyor. Bir anda kulaklığın dışarıdayken bile yere düşebiliyor. Bunları yaşayanlarınız mutlaka vardır. Önemsiz gibi görünen ama önemli bir konu bence. Ve bu kulaklığı taktığımda mesela ben şu düz olması, Buds Pro'da da benzer şekilde, şöyle kulakta bir çıkıntı olmaması en azından böyle durumlarda takılıp düşme ihtimalini minimum düzeye indiriyor. Bu benim için önemli. Ben düşen bir şeyi, yere değen bir şeyi öyle alıp tekrar kulağıma takamıyorum. Yani birçoğunuz öyledir muhtemelen de takanlar da var. Bir de yere düştüğü zaman sonuçta bunu satın aldığında sert bir düşüşte mutlaka zarar görme ihtimali de var. Her ne kadar sağlam malzemeler de olsa suya düşebilir ya da alamayacağım bir yere düşebilir. O an belki de bir menfezin içine düşecek, bir yere düşecek. Bilemezsin ki. Tuvalete düşürenler bile var. Bu yüzden bu tasarımsal detay benim tercihimi etkileyen bir konu. Tabii bu sadece tek başına yeterli değil. Buds Pro da öyleydi. Buds Pro'ya göre ben Buds 2'yi kullanmayı tercih ettim. Neden derseniz bu kulağıma daha iyi oturuyor. Herkesin kulak yapısı farklıdır arkadaşlar. Genelde bu tip kulaklıklar zaten kulağımda durmuyor. Yani AirPods Pro'su da AirPods 3. nesilde videoları izlemişsinizdir. Testleri yaptım, görmüşsünüzdür. Birçok farklı kulaklık denedim. Ve hepsi kulağımdan bir şekilde durup dururken düşüyor. Yani hani koşmayı, dışarıda yürümeyi, spor yapmayı falan geçtim. Durduğum yerde bile düşüyor. Haliyle dışarı çıkarken yani stüdyo ya da ev ortamının dışında çok tercih etmiyorum. Ki evde bilgisayarda çalışırken kulaklığım pat diye düştüğü de oluyor. Yani benim kulağımda bunlar çok durmuyor. Buds 2 duruyor. O yüzden benim için önceliği var. Ya maske çıkarken AirPods'un düştüğünü bilirim ben mesela maske çıkarırken. Bu kısımda önemli olan şey kulakta durma kısmının herkes için değişiklik gösterebileceği arkadaşlar. Ama kulakla şöyle çıkıntısız yapıda kulaklık birçoğunuz için avantajlı olacaktır bence. Yani dediğim şeyleri yaşayanlarınız vardır. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. İkinci konuda ses performansı. Bu kulaklıklarla müzik dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. Çok basitizi, ses kalitesi çok iyi. Çok kulaklık denedim. Evet, mesela AirPods'lardaki ses kalitesi de güzel. Özellikle iPhone'la kullandığınızda çok daha verimli bir kullanım elde ediyorsunuz. Birbirini tanıyan aynı ekosistemin ürünleri oldukları için. Ben kulaklıklarımı hem iPhone'la hem Samsung telefonlarımla hem bilgisayarımla kullanıyorum. Ses kalitesi, müzik kalitesi çok yeterli ve keyif verici. Yani hiçbir ayarını değiştirmiyorum. İşte Apple Music'ten ya da Spotify'dan ya da YouTube'dan bir şey dinlerken veya ben podcast çok dinliyorum mesela podcast dinlerken falan çok temiz, güzel bir ses kalitesi var. Onun dışında şeffaf mod, gürültü engelleme modu gibi modlarda zaten kullanışlı, verimli bir şekilde çalışıyor. Ben çok gürültü engelleme modu sevmiyorum kulaklıklarda. Şahsi tercihim benim. Ama kullananlar için gürültü engelleme modu da var ve dokunmatik yüzeyinde bu tarz geçişleri yapmak çok kolay. Bu konuda ben sıkıntı yaşamadım. Kulaklıkların müzik kalitesi, ses performansı konusunda sıkıntı yaşamadım. Mikrofon testlerini de şimdi sizlerle paylaşacağım. Şimdi iPhone'da, iPhone 13 mini'de Filmic Pro uygulamasını açtım arkadaşlar ve buradan audio'ya geçiyorum. iPhone arka mikrofonu değiştireceğim. Ve Galaxy Buds 2 geldi. Şimdi sesi Galaxy Buds 2 ile almaya başladık. Mesela şöyle. SA, evet. Biraz burada patlamış olabilir. Şimdi bir ses kaydı yapacağım. Şu anda duyduğunuz ses Samsung Galaxy Buds 2 ile iPhone 13 mini'ye kaydedilen ses arkadaşlar. Kapalı mekandayım. Bayağı da güzel, yalıtımlı ve eko olmayan bir yerdeyim aslında gördüğünüz gibi. Ses kalitesi nasıl? Beraber göreceğiz. Bakalım Samsung'daki performansıyla iPhone'daki performans arasında bir fark hissedebilecek miyiz? Şu anda duyduğunuz ses Buds 2 üzerinden S21 Fi'ye kaydediliyor. Şimdi Samsung Galaxy S21 Fi'nin Pro video modunda kulaklıklarla kaydedilen sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Biraz kapalı bir yer. Dışarı çıkalım mı?
oldukça gürültülü bir ortamdayız ve yine Samsung Galaxy S21 FE üzerinden kaydedilen, bastikilerle kaydedilen sesi duyuyoruz. Şu anda iPhone 13 mini'nin dahili mikrofonu, kendi mikrofonu üzerinden ön kamerada kayıt yapıyoruz. Normal video modundayız. Şimdi de Filmic Pro ile kulaklıkları devreye alacağım. Aradaki farkı görebilirsiniz. Şimdi de Filmic Pro uygulamasını açtık arkadaşlar ve bastiki üzerinden kaydedilen sesi görüyorsunuz. Ön kameradayken bastikiyi seçtim. Mutlaka fark olacak. Yani ne kadar büyük fark var diye düşünmeyin. Çünkü zaten büyük bir fark oluyor. Telefonun özellikle ön taraftaki mikrofonları, telefonların çok daha iyi ses alabiliyorlar. Şu anda ortam sesini kapattı. Yani şeffaf moddan gürültü engelleme moduna geçtik arkadaşlar. Haliyle dışarıdaki seslerden daha izole bir ses duyuyorsunuz. Ama muhtemelen daha robotik, daha belki mekanik bir ses gibi gelebilir. Şeffaf modu kapattım. Şu anda gürültü engelleme devrede. Ve duyduğunuz ses iPhone 13 mini üzerine. Bastiki üzerinden kaydediliyor. Şeffaf modu açtım. Hani diyordunuz ya, uygulamayı kurmadan da modlar arasında geçiş yapabiliyor muyuz diye, yapabiliyorsunuz. Cihaz ne olursa olsun. Şimdi ses performansı, mikrofon performansını gördünüz. Bana sorarsanız bütün kablosuz kulaklıkların ses performansı, mikrofon performansı daha iyi olmalı. Ama bu kadar küçük bir yapıda tabii ki bu kolay olmuyor. Eminim zaman içerisinde çok daha iyi mikrofon kaliteleriyle karşılaşacağız. Yeterli mi? Gayet yeterli. Farklı kulaklıklarla denediğimde, karşılaştırdığımda Buds 2'nin mikrofonunun daha kötü olduğuna ya da daha iyi olduğuna dair herhangi bir geri bildirim almadım. Çok aktif kullanıyorum. Görüşmelerimin çoğunu kulaklıkla yapıyorum, telefon görüşmelerimi. Bazen FaceTime vesaire bilgisayarda görüşmeleri de kulaklığı yapıyorum. Karşı tarafa giderken her zaman da sorarım yani ses kalitesi nasıl, ses iyi geliyor mu diye. Buds 2 beni o hiç o konuda üzmedi. Her zaman iyi bir mikrofon kalitesi sundu. Az önceki testlerde de siz de nasıl olduğunu duymuşsunuzdur. Ama genel olarak dediğim gibi ben şahsen bunların kulaklık deneyiminden çok mikrofon deneyimlerinin, artık bütün Bluetooth kulaklıkların, Apple'ı, Samsung'u vesaire hepsinin daha iyi hale getirilmesini istiyorum. Fakat piyasadaki ortalamaya baktığınızda Buds 2 de üst sıralarda yer alıyor mikrofon ve kulaklık kalitesi noktasında. Şimdi kısaca özetleyelim. İki madde var dedim. Ses kalitesini sevdiğimi ve tasarımının kullanışlı olduğunu söyledim arkadaşlar. Detaylı bir şekilde nedenleriyle beraber söyledim. Siz Apple'ın mikrofonu dışarıya doğru uzanan tasarımını seviyor olabilirsiniz. Ben de görüntü olarak seviyorum. Görsel açıdan negatif bir düşüncem yok. Fakat kullanımla ilgili benim buradaki tercihim ve dediğim gibi diğer tüm kulaklıkların kulağımda tam durmaması ve düşmesi. Yani Samsung'un da bazı kulaklıkları mesela bu kadar iyi oturmuyor. Bu benim kulağıma en iyi oturan kulaklık oldu. Sizin kararınızı etkileyecek önemli üçüncü maddede bana göre fiyatı. 1000 TL altına hala bulabiliyorsunuz. İlk çıktığında kutu açılışında 999 lira olduğunu söylemiştim. Kulaklığın 1000 lira altına o dönem benim gözümde en iyi alınabilecek kulaklıktı. Şimdi bu videoyu hazırlarken fiyatlara baktım. Ya arttıysa kötü olmuştur falan diye düşünüyordum ama hala 1000 liranın altına birçok fiyat gördüm. Yani 800 lira, 900 lira kulaklığı bulabiliyorsunuz. Tekrar kontrol ediyorum yanlışlık olmasın diye. Ki 800 lira falan bence bu kulaklık için gayet iyi. 800 liraya başka ne kulaklıklar var? Bakmak lazım belki ama evet. Hala 1000 lira altında bulunabiliyor. Resmi fiyatı 1300 lira olmuş. İşte teknoloji marketlerinde 1100 lira civarında görünüyor. İnternet sitelerinde de hepsinde hemen hemen 1000 liranın altında ben görebildim arkadaşlar. Yani siz de tabii ki hani bakın, daha uyguna bulanlar varsa, bu kulaklığı satın almış olanlar varsa yorumlarda bizlerle de paylaşsın. Diğer arkadaşlarımız da uygun fiyat alabilsinler. En azından uygun kampanya vesaire bulduğunuzda lütfen yorumlara yazın. Herkes bundan faydalansın arkadaşlar. Ben de olabildiğince kampanyaları vesaire, indirimleri Instagram hesabımda zaten paylaşıyorum. Eleştirebileceğimiz tarafları var mı? Tabii ki var. Mesela kulak içi kulaklık sevmiyorum ama bu eleştirilecek bir şey olmaz. Ben kulak içi kulaklıkta özellikle dışarıyı duyamadığım için kulaklık kulağımdayken kulaklık kulağında dolaşmak isteyebilirsin. Telefon çaldığında müdahale etmek isteyebilirsin falan. Şeffaf mod burada güzel, işe yarıyor. Yine de ben kulak içi genel olarak sevmiyorum ama kulağımda en iyi duran kulaklık bu olduğu için bunu kullanıyorum. IP68 olmasını isterdim. Çok daha suya ve toza karşı dayanıklı bir kulaklık olmasını isterdim. Suya dayanıklılığı var. IPX7 sertifikası var. Toza dayanıklılığı yok ama suya karşı aslında bayağı dayanıklı. IPX8 olabilir bir üstü. Ben IP68 olmasını isterdim. Toza dayanıklı olmasını isterdim. Çünkü ya her ortamda benim kullanabileceğim bir kulaklık bu. Gerçekten beğendim arkadaşlar. Güzel bir deneyim sunuyor benim için. Tabii bunlar benim deneyimlerim. Sizin farklı deneyimleriniz varsa, olumlu ya da olumsuz, mutlaka dediğim gibi yorumlarda benimle de paylaşın. Şimdi çok sorulan sorular var. Birkaç tane seçip hemen onları cevaplayacağım. Sonrasında yine burada cevaplamadığım soru olursa veya soracağın şeyler olsa yorumlara yazın. Çok soru gelirse yeni bir video çekerim. Ama nadir gelen soruları da yine yorumların altında yanıtlarım.
yanıtlarım arkadaşlar. FreeBuds Pro mu yoksa Samsung Buds 2 mi? Ben Buds 2'yi tercih ederim. FreeBuds Pro da muhtemelen iyi bir kulaklık ama deneyimlemediğim bir ürün hakkında yorum yapamam arkadaşlar. Buds 2 gayet keyifli. Buds Pro'm var, onu satıp Buds 2 almalı mıyım? Bende Buds Pro var, ben Buds 2'yi kullanmayı tercih ediyorum. Tabii ki satın almak veya satmak senin kararın. Android'de acaba tüm özellikleri aktif olarak kullanılır mı? Kullanılıyor. Yani neye bağlarsam bağlayayım. Basık tutunca ses aç, basık tutunca ses kıs gibi. Ya da ben onu değiştirip mesela işte 3 kere basınca aktif gürültü engellemeyi aç, sonrasında şeffaf modu aç gibi şeyleri tüm cihazlarımda kullanabiliyorum. Kulak içi algılama, kulaklık uyum testi vesaire, bunların hepsini wearable uygulamasından yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kulaklığın konumu nasıl sorunuyor? Kutu açılış videosunda göstermiştim. Onu SmartThings Find uygulamasıyla yapıyoruz arkadaşlar. SmartThings Find uygulamasıyla Samsung cihazlarınızın konumunu bulabiliyorsunuz. MacBook ve iPhone'da herhangi bir sorun yaşamadım. Yani şöyle söyleyeyim, şarj gerçekten çok iyi. Aktif gürültü engellemeyi açık kullanıyorsanız 5 saat, aktif gürültü engellemeyi kapalı kullanıyorsanız 8 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Şarj kutusuyla da ilave 20 saat tekrar şarj edebiliyorsunuz. Bence çok iyi değerler. Hani bunu bizzat dakika dakika ölçmedim ama benzer değerler elde ettiğimi söyleyebilirim. Çok az şarja takıyorum çünkü. Çok kullanıp az şarja takıyorum. Kulaklıkla ilgili belli başlı sorular bunlar. Atladıklarım olabilir. Çok soru varmış. Beklediğimden çok soru var. Bu video öyle 1-2 saate uzamasın. Olabildiğince belli başlı soruları yanıtladım. Düşüncelerimi paylaştım. Tamamen kullanıcı deneyimlerimi paylaştım arkadaşlar. İyisiyle kötüsüyle bu kulaklığı yaşadığım 5 ay boyunca elde ettiğim deneyim, tecrübeyi sizlere aktarmaya çalıştım. Atladığım şeyler olabilir. Mutlaka başka sorularınız da olabilir. Onları da yorumlara yazın. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Siz de Buds 2 ile ilgili kullananlar varsa deneyimlerini, olumlu olumsuz yaşadıkları her şeyi lütfen yorumlarda paylaşsınlar. Alacak olan arkadaşlar için mutlaka önemli geri bildirimler bunlar. Ve tabii uygun fiyata bulduysanız bu kulaklığı, fiyatını, linkini, nereden aldığınızı, ne kadar aldığınızı bunları da yorumlarda paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.